Her futbol takımının kendi kimliğinin vücut bulmuş hali olan efsane futbolcuları vardır. Trabzonspor'un en özel oyuncularından biri olan Dözer Cemil'in hikayesinin de Bordo Mavililer için anlamı bir başka. Her taraftarın kendine ait bir hikayesi vardır mazide, tıpkı her aşık gibi. Öyle cafcaflı hikayeler yoktur çoğunun arkasında. Babadan oğula geçen iki renk, dayının hediyesi bir forma ya da ünlü bir golcü. Şehir takımı olan Trabzonspor için ise iki hikaye var toplamda. Trabzonlu olmak başlı başına bir sebep, hatta ötesinde zorunluluktur. Ya da kilometrelerce öteden fırtınanın etkisine kapılan yüreklerin altında aynı isim vardır sıklıkla. Cemil Usta. Namı değer Dozer Cemil. Henüz onlu yaşlarının başında, Galatasaray hegemonyasının göbeğinde Balıkesirli bir çocuğu tek cümlesiyle Bordo Mavili çemberin içine çekebilen Cemil, nüfus kağıdına göre 1951'in ilk saatlerinde Türk futbolunun kaderinin değiştireceği şehirde dünyaya gelir. Yeni yılın ilk bebeklerinin meşhur doğduğu günler değildir henüz. Altın çocuk da demez kimse. Ancak Cemil'in kaderinde, imparatorlukların şehrinde yeni bir efsane yazmak vardır. Hemen hemen her büyük futbolcunun hikayesi gibi başlar Cemil'in yolu. Sonuçta futbol, zenginlerin izlediği, fakir çocukların oynadığı bir oyundur. Ve kaka gibi bir peri masalının içine doğmamıştır o. Henüz çocukluk dönemlerinde arkadaşlarından farkı hissedilmeye başlar. Güçlü fiziği, topun canını yakan vuruşları, melankolik ifadesinin arkasındaki sağlam karakteri, arkadaşlar için gözünü budaktan esirgemeyen cesareti. Dozer mahalle arasında başlayan hikayesini günümüzün Akçabat Sebat Sporu Sebat Gençliğe taşır 16 yaşında. Birçok kez isim değiştiren İsmet İnönü'nün fahri başkanı olduğu Sebat Gençlik'te olgunlaşmaya başlar. Bütün ekonomik kaygılara rağmen kaderinden kurtulamaz. Kendisine çarpanın sağ dışına uçmasıyla ünlenip Dozer ve Takoz lakaplarını alır. 1970'te 2. Lig Kırmızı Grup'taki Bordo Mavilere geçişi ise Faruk Özal'ın ısrarlı tavsiyesiyle olur. Trabzonspor'la 2 sezon üst üste son haftalarda kaçan 1. Lig fırsatı moral bozucu olur. Ancak 1973-74 sezonunda Karadeniz'in bir diğer ekibi Samsunspor'a 6 puan fark atan Trabzonspor 1. Lig hayalini gerçeğe çevirir. İkişer golüyle geçip Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürür. Arkadaşlarından şampiyonluk sözü alan Dozer, 3 kupayı ellerinde kaldırmanın gururunu yaşamaktadır. Zaten bu gurur en çok onun hakkıdır. Çünkü Trabzonspor'da bir futbolcudan çok daha fazlası olmuş. Ali Kemal'in dediği gibi birbirinden farklı insanları kardeş yapan adam olmuştur Dozer. Çünkü Cemil Usta, sağ içinde Ali Kemal'i sakatlamaya çalışan Fenerbahçe sol beki Yılmaz Şen'in üstüne yürüyecek, yumruğu ile gökyüzünü gösterip "Bir daha dokunursan seni gökyüzüne yollarım." diyecek kadar cesurdur. Çünkü kulüpten parasını alamadığı günlerde karısının bileziklerini yöneticiye götürüp "Lütfen bu bilezikleri kabul edin. Kulübüm zor durumdayken bu bileziklerin bizde olmasına gerek yok. Arkadaşlarım alacaklarının birazını ödeyip deplasmanlara gitmemizi sağlayın." diyecek kadar vefalı ve cömerttir Takoz Cemil. Kimileri Trabzonspor efsanesinin bir tesadüf olduğunu düşünedirsin. Fırtına sonraki sezon Avrupa'yı da sallar. Ligde sadece 12 gol yiyen Trabzonspor, Lig Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ambargo koyar. Avrupa macerası ise İzlandalı Akranes'e 2 maçta atılan 6 golle başlar. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sonraki rakip ise Liverpool'dur. Bir önceki sezonu İngiltere şampiyonluğunun yanında namağlup UEFA Kupası ile taçlandıran Liverpool, Trabzon'a kaç fark atacağını hesap ederek gelir. Türkiye'de de durum farklı değildir. İngiliz devi dünya yıldızlarıyla rahatça kazanmalıdır.
Ama Trabzonspor'un uzmanlık alanı hesapları bozmak, düzene çomak sokmaktır. Ali Kemal'in rakibi çalımladıktan sonra oynadığı horon ile şaha kalkan fırtına yine bir 61. dakikada Toşan hareketiyle penaltı kazanır. 2 dakika sonra titremeden topun başına geçen Dozer, efsane kaleci Clemens'i ters köşeye gönderirken Trabzonspor'la birlikte Türkiye'de Avrupa kupalarını kırıp geçer. Maçtan sonra İngiliz BBC radyosu ise şu yorum yapılır. Neyse ki bozguna uğramadık. Fark büyümediği için rövanştan ümitliyiz. Günümüz Türkiye'sinde Trabzonspor'a bakış açısı düşünülünce maç sonrası sahnede olan Emel Sayın'ın sözleri ve arkasından kopan alkış tufanı ise her şeyden değerlidir. Evet muhterem dinleyenlerim, şu an aldığım çok ama çok mutlu bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuz Şampiyon Kulüpler Kupası'nda dünya devi Liverpool'u 1-0 yendi. Ancak yeni sezonun sonunda hazin bir sona sahne olacağı Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda Kopenhag'ı oluşturan takımlardan Bolt Kluben'in elenmesinden belliydi. Halbuki Dözer'i en iyi anlatan olayların biri de bu sezona sıkışıyordu. Trabzon'daki Fenerbahçe maçında Engin Verel'in yerde kalmasının ardından hakem Dözer'e ikinci sarı kartı gösterir. Tüm tribün şoktadır. Herkes Verel'in kendisine attığını düşünür. Dözer ise belki de tarihinin en güzel tepkilerinden birini verir ve bir elini diğerinin dış kısmını diğerinin iç kısmına vurarak başını önde sahayı terk eder. Trabzonspor sezonu Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı kaldırarak kapatır. 1978-79 sezonu ise Dözer kaptanın son yılı olur. Cemil ligde 6 kupa, kupada 4, Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda ise sadece bir maça çıkar. Bordo mavi çubuklu forma ile son gol sevincini 30 Eylül'de Altay'a karşı yaşar. Son maçına ise 19 Nisan'da 0-0'lık Adana deplasmanında çıkar. Sezon sonunda Trabzonspor 3. lig şampiyonluğunu kazanıp 4. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alır. Dozer'e artık yol görülmüştür. Ancak gönlünde Trabzonspor'dan başka bir takıma yer yoktur. Daha önce İstanbul takımlarının dolgun tekliflerini elinin tersiyle iten Cemil, Rizespor'dan aldığı teklife de aynı cevabı verir. Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir formayla, başka bir kaptanın ardında sahaya çıkmam. Kaptan büyüktür. Renklere sevgisi ve saygısı paradan ağır basmıştır. Henüz 28'inde futbola, paraya sırt çevirecek kadar Trabzonsporludur. Ve 14 Ağustos 1983'te Orduspor'a karşı yoldaşı Kadir Özcan'la beraber jübilesini yapar. Sonrasında birçok efsane gibi Trabzonspor altyapısında görev aldı. Yeni dozerler çıkarmaya çalıştı Cemil. Ama bu düzen ona göre değildi. Erken pes etti, inzivaya çekildi. Trabzonspor maçları için kuyruklarda görüldü sık sık. Bir süre sonra pes etti ve haykırdı son kalan gücüyle. Bunca yıldan sonra kuyruklarda beklemek zoruma gidiyor. Başta da söylediğimiz gibi yokluk içinde başlayan hikayesi maalesef emsali efsaneler gibi bitmedi. Yöresel bir gazeteye verdiği röportajda "Yapayalnız ölmek istemiyorum." demişti halbuki. Ama yine olmadı. Kaptanın dileği. Türk futboluna devrimi getiren efsanelerin kaptanı 15 Mart 2003 günü mahallesinde yürürken kalbine yenik düştü. Hafızalara kazınan ise cebinden çıkan 5 milyon 750 bin lira oldu. Bu ülke senin adını hiçbir zaman Baba Hakkı'nın, Lefter'in ve Metin Oktay'ın yanına yazmaya layık görmedi belki büyük kaptan. Biz de kıymetini çok geç anladık. Affet. Ama bil ki adam ol Dözer Cemil gibi cümlesiyle büyüyor Trabzonsporlu çocuklar. Nur içinde yat Dözer ve sakın unutma, zaman iyileri aramızdan alsa da arkandan yürüyen senin kadar cesur milyonlar var.